Herkese merhaba, ben Müjdat Volkan Şanaral. Şu an bu videoyu izliyorsanız YouTube tarihine geçmek üzeresiniz. Çünkü burada hep birlikte YouTube'da daha önce yapılmamış bir şey yapacağız. Evet, bizim bu yapacağımız şey farklı dizi ve film platformlarında denendi. Hatta buna dair bir bilgisayar oyunu da var. Fakat dünya genelinde bunu YouTube'da yapan başka birisi yok. Sizinle birlikte burada beraberce yapacağız. Peki ne yapacağız? Hemen anlatıyorum. Aslında bir önceki videomuzda biraz bahsetmiştim. Şimdi formatımıza geçmeden tamamen size bu konu hakkındaki tüm bilgileri aktaracağım. Size birazdan bir hikaye anlatacağım. Ve bu hikayeyi bir yerde keseceğim. Bu kestiğim yerde size bir yol ayrımı sunacağım. Bu yol ayrımı, bu video YouTube'a yüklendikten 15 dakika sonra şurada yazan Instagram profilimde bir anket olarak size sunulacak. Bu videonun yüklenmesinden 15 dakika sonra Instagram profilimde başlayacak anket 12 saat sürecek ve 12 saatin sonunda sizin verdiğiniz kararlar hikayenin devamını belirleyecek. Siz o seçeneklerden hangisini kabul görürseniz hikaye buna göre şekil alacak ve ertesi gün sizin yaptığınız seçimler doğrultusunda hikayenin devamını anlatacağım. Sonra o videonun sonunda size bir yol ayrımı daha sunacağım. Aynı şekilde o video da Instagram'a yüklendikten 15 dakika sonra bir anket daha başlayacak. Aynı Instagram profilinde. O da 12 saat sürecek. Bu şekilde her gün bir video ve bir anket şeklinde giderek hikayeyi sizin geliştirmenizi ve sizin sonuçlandırmanıza katkı sağlamak istiyorum. Aslında benim burada yapacağım şey sadece sizin yaptığınız seçimleri size aktarmak olacak. Bence çok eğleneceğiz. Çok keyifli bir format olacak bence. Bu ilk hikayemiz. İnanıyorum ki çok daha kuvvetli hikayeler yazacağız beraber. Hatta bu hikayede de çok kuvvetli şeyler olacak. Çok eğleneceğiz. Bazen lan nerede kaldı bu cevap diyeceksiniz. Ne zaman yayınlanacak diyeceksiniz. Bazen bu kadar basit bir soru muydu diyeceksiniz ama o basit sorularda dahi sizi nelerin beklediğini görünce çok şaşıracaksınız. Fazla uzatmak istemiyorum. Hikayemize geçelim artık değil mi? Haydi başlayalım. Her fırsatta dostlarınızla gittiğiniz doğa kamplarından birisi için hazırlıklarınızı tamamlamak üzeresiniz. Çadırınız, tulumunuz, matlarınız, kamp çantanız ve fil dişi sapının üzerine adınızın baş harfleri el yazısıyla kazınmış. Sapın uç bölümünde doğum tarihiniz Romer rakamlarıyla yazılmış. Titanyum kaplı bıçağınız. Sizin verdiğiniz adıyla Morgan. Bu kampın bugüne kadar gittiğiniz diğer kamplardan bir farkı var. Siz ve 3 arkadaşınız gideceğiniz yer hakkında asla bilgi sahibi değilsiniz. İnternette gezerken size 60 kilometre bir mesafede bir doğa harikası olduğunu keşfettiniz ve bu kampınızı oraya yapmak için karar aldınız. Çok heyecanlısınız. Çünkü bilinmezlik heyecanlandırır, öyle değil mi? Öğleden sonra saat 1 civarı eşyalarınızı arabanıza yükledikten sonra Ali'yi almak üzere yola koyuldunuz. Ali, beraber kampa gittiğiniz ekipteki en eski dostunuz ve dünyanın en rahat insanı. Normalde hiç sevmez böyle kampman pişlerini ama cefakar adamdır. Çiğ tavuk versen yer. 26 yaşında. İnşaat mühendisliğini bitireli henüz birkaç ay olmuş. İş bulabilmiş değil ama arayışları sürüyor tabii ki. Eski sporcu. Eski atletiklik almasa da hala atletik sayılabilecek bir vücuda sahip. Tabii bu atletiklik sizi aldatmasın, dünyanın en tembel insanı. Dünya yansa kalkıp iş yapmaz. Yani öyle ki armut pişip tam olarak ağzına isabet etmezse o armutla muhatap olmayı keser. Ama gözü karadır. Canının isteyip yapamayacağı hiçbir şey yoktur. Yeter ki canı istesin. O tembel herifin altından bir leopar çıkar. Yine de canının iş yapmayı istemeyeceğini bilmenizde fayda var. Ali'nin eşyalarını arabaya yükledikten sonra Uğur'a doğru yola koyuldunuz. Uğur, Rubik küp derisi bir yazılımcı, araştırmacı, üst düzey bir sohbet adamı. İş bitiricilik konusunda master yapmış diyebilirim. Halledecek bir iş varsa Uğur'a söyleyin. Ya kendisi halleder ya da birisine bir şekilde hallettirir. Zira onun diline düşmek istemezsiniz. Lafı gediğine koyma konusunda tam bir ustadır. Açık görüşlüdür. Herkese fikir paylaşır ve yeni fikirleri hayata geçirmeye bayılır. Çok sakindir genel itibariyle. Kolay kolay kimseye küsmez. Kimseden nefret ettiğini görmedim. Ama kafası eserse tek kalemde defterden siler. Dersi pistir yani. Paylaşabilecek bir şey varsa kesinlikle sizinle paylaşır. Asla ikiletmez. Bir kötü huyu vardır ki her şey hemen olsun ister. Bu durum bazen birazcık sinir bozucu olabilir. Yorma ve Uğur. Ali ve Uğur'la beraber Hakan'ı da aldıktan sonra artık kamp yerine doğru yola çıktınız. Sıcacık bir yaz havası eşliğinde şen şakrak bir yolculuktasınız artık. Her şey olması gerektiği gibi mükemmel gidiyor. Koyu bir sohbet ortasında Uğur sosyal medyadan denk geldiği bir satranç problemi için biraz uğraşıyor ve çözemeyeceğini anlayınca telefonu Hakan'a veriyor. Hakan satranç ustanız. Ekibin Kasparov'u. 25 yaşında, endüstri mühendisi. Genç yaşına rağmen parlak bir kariyerle iş hayatına başladı. Ekibin en kesif adamı. Kararları ve kuralları net, risk almaz. Yaş bir tahtaya ayak basması gerekiyorsa ya o tahta kuruyana kadar bekler ya da o tahtayı kuru bir parçayla değiştirir.
yenilikçi, düşünmeye, konuşmaya, tartışmaya bayılır. Planlarının geneli dostlarıyladır. Kolay kolay kimseye güvenmez. Ama güvendikten sonra sizin için ya da sizinle beraber yapacağı şeyleri sorgulamaz. Ölüme gitmesi gerekiyorsa sizinle beraber ölüme gider. Ve size yardımcı olması gerekiyorsa olabilecek en üst seviyede size yardımcı olur. Sinirlendiğini göremezsiniz. Sinirlense dahi çabuk sakinleşir. Yapılması gereken bir iş varsa ve bunu ona iletirseniz size asla kırmaz. İş disiplininden çıktığını asla göremezsiniz. Standart bir şehirler arası yolu geçtikten sonra Dağlık Kasaba yoluna doğru döndün. Dağlık Kasaba yolunu 5 km tırmandıktan sonra artık medeni hayatta hiçbir bağınız kalmadı. Solunuzda dimdik bir yamaç ve sağınıza göz alabildiğine çam ormanı eşliğinde kıvrımlı bir yolda ekibinizle beraber yalnızsınız. Eskiden bir bağlantı yolu olduğu, eskimiş tabelalarından ve çökmüş asfaltından belli olan bu yolun orta kısımlarında sağ tarafınızda terk edilmiş ve camları kırılmış bir benzinlik var. O benzinliğin içinde benzinlikle aynı kaderi paylaşan bir kamyonet duruyor. Ali burada bir mola verme fikrini ortaya atsa da ekibin çoğunluğu tarafından kamp yerine bir an evvel varma fikri kabul görüyor ve mola vermeden yolunuza devam ediyorsunuz. Benzinliği biraz geçtikten sonra azizler de karşınıza bir makas çıkıyor. Makasın sağ tarafı az önce bahsettiğimiz bağlantı yolunun devamı. Siz soldan gitmeli ve ormana çıkmalısınız. Olması gerektiği gibi soldan devam ederek orman yolunu tırmanmaya başlıyorsunuz. Fakat fark etmediğiniz bir şey var. Soldan devam ettiğiniz makas telefonlarınızın çektiği son yerdi. Ve siz bunu kamp yerine kadar fark etmediniz. Ne kadar can sıkıcı değil mi? Ama moral bozmak yok. Sonuçta siz buraya bir şeylerden uzaklaşmaya, kafa dağıtmaya geldiniz. Fakat ne kadar da olsa haber vermeniz gereken aileleriniz var. Uğur'la birlikte aşağı inip telefonun çektiği ilk yeri yakaladıktan sonra her birinizin ailesine tek tek haber verip tekrar kamp alanına döndünüz. Artık yapmanız gereken tek şey kendinize bir yer bulmak. Bulunduğunuz bölgeye hakim değilseniz öncelikle su kenarına ve arabanıza yakın olmalı ve çok içerilerde kalmamalısınız. Bununla beraber yüksek bir yerdeyseniz çadırlarınızın kapısının güneye ya da doğuya bakması sabaha karşı üşüme ihtimalinizi azaltır. Ortak akıllı fikir yürütüp olabilecek en makul yere çadırlarınızı kurdunuz. Çadırlarınızı kurduğunuz yer sizinle beraber orada kamp yapmakta olan 4 ayrı kamp ekibinin tamamına olabilecek en uzak mesafede. Bu 4 ekibin içerisinde akranlarınız da var. Kendisini doğanın kollarına bırakmış ihtiyar çiftler de. Fakat siz bu kamp dönemi boyunca hiç kimseyi rahatsız etmek ya da hiç kimse tarafından rahatsız edilmek istemezsiniz, öyle değil mi? Arabanıza 100 metre civarı mesafedesiniz. 10 metre solunuzda akan bir dere, 5 metrelik bir ön açıklık ve sağınızda dimdik bir yamaç var. Çam ağaçlarıyla kaplı. 5 dakikalık yürüme mesafesinde görünen yaklaşık 10 haneli bir yayla köyü mevcut. 2 çadırınız var. Biri 4, diğeri 2 kişilik. Büyük çadırı dereye yakın tarafa kuruyorsunuz. Böylelikle bir esinti gelirse küçük çadırı etkilemesini engelleyecek hem de dışarı doğru bir tampon bölge oluşturarak gelecek davetsiz misafirlerin itibarını azaltma peşindesiniz. Siz Uğur'la telefon görüşmelerini halledip geldikten sonra Uğur Ali'yi de yanına alarak en azından bu geceyi çıkaracak kadar odun toplamaya gitti. Toplanan odunlar küçük çadırın önüne gelişi güzel şekilde bırakılmış. Hakan bu duruma biraz sinirlendi fakat Ali'nin işgüzarlığıdır deyip çok da üstelemedi. Küçük çadırın önünde durum buyken büyük çadırın önünde adeta size tahsis edilmiş kadar üzgün duran dev bir çam ağacının altında bir piknik masası ve piknik masasının hemen yanında sizden önceki kampçılardan kaldığını düşündüğünüz bir ateş çukuru var. Fakat bu ateş çukuru kullanılmayalı neredeyse 10 gün olmuş çünkü ateş çukurunun etrafındaki taşlar toprağa sıkı sıkıya tutmuş ve içinde hiç ateş kalıntısı yok. Ateş çukurunun yeri ekip tarafından beğenilmiyor. Bu kez çam ağacından daha uzak bir tarafa, masanın diğer tarafına bir ateş çukuru daha kuruluyor ve öncekinden daha büyük. Hakan ve siz küçük çadırda kalacaksınız. Ali ve Uğur da büyük çadırda. Tabii ki bunun bir sebebi var. Ali sabaha kadar savurduğu tekmelerle sizi nakavt edebilecek kadar deli yatıyor. Uğur da gecenin huzurunu lanetlercesine kükreyerek sizi tüm vahşi yaşam tehlikesinden koruyor. Fakat kulaklarınızın vahşi doğadaki tehlikeyi tercih edebileceğine emin olabilirsiniz. Kendileri de bunu bildiğinden sizin ortaya attığınız bu teklife itiraz etmeden kabul ettiler. Çadırlar kuruldu. Ateşin yeri ve bu geceki odunlar hazır. Artık tek bir eksik kaldı. İlk gecenin nöbetini kim tutacak? İlk defa geldiğiniz bir yerdesiniz. Etrafta sizden başka kampçılar var ve bulunduğunuz yerin habitat hakkında bilgi sahibi değilsiniz. Ali her ne kadar gereksiz olduğunu düşünse de ekibin çoğunluğu geceleri bir nöbetçi olması konusunda hemfikir. Gelirken arabayı kullandığınız ve Uğur'la birlikte telefon görüşmelerini yapmak üzere aşağı indiğiniz için ekip bu gece sizin nöbet tutmamanız gerektiğine karar verdi. İlk gecenin nöbetini kim tutacak? Ali mi? Hakan mı? Yoksa Uğur mu?
Aralarındaki tartışmalar ortaya bir sonuç çıkaramadı ve gece yaklaşıyor. Belki de siz karar vermelisiniz. O halde ilk sorunuz. İlk gecenin nöbetini kim tutacak? Ali mi, Hakan mı yoksa Uğur mu? Her seçenek sizi başka bir maceraya götürecek. Karar sizin elinizde. Bu video YouTube'a yüklendikten 15 dakika sonra Instagram profilimde anketi başlatacağım. Bu maceramızı dostlarınızla da paylaşmayı unutmayın. Ne kadar kalabalık olursak o kadar eğleniriz. Ve hikaye hakkında yorumlarınızı muhakkak aşağı bırakın. Videoyu beğenmeyi unutmayın. Artık seri gelecek. Her gün bir video atacağız. Bunun için lütfen kanalıma abone olun. Yarın görüşmek üzere. Hoşça kalın.